İsmim Ayça Karatör Erbek. Mimarım. 20 senedir bu meslekteyim. Projelendirme yapıyorum. Mimarlık, inşaat işleri de yapıyoruz. Aile mesleği zaten. Bunun yanı sıra 3 sene önce işte Ayka Unik kuruldu. Yani bir anda böyle çok heyecan verici bir marka ürettik. İşte bu mobilya yan ürünler, aksesuarlar, içerisinde işte mermer malzemelerden, ahşap, seramik ürünlerden oluşuyor. Ufak tefek böyle çok butik, konsept bir marka oldu. Burada size hem Ayka Unik ürünlerini hem işte hoş sohbetlerin geçebileceği bir masa hazırladık sizin için ve hem içeride hem dışarıda bunu uygulayacağız. Alaçatı'da cumartesi günleri geleneksel pazar kuruluyor. Ve bu pazar inanılmaz lezzetleri barındırıyor içinde tabii. Bu sabah da sizin için pazardan incir, şeftali, üzüm ve bu gördüğünüz kırmızı, sarı, yeşil domatesleri, limonları aldım fesleğenle beraber. Bu arada bu limonlar da Çeşme limonu. Kocaman, işte iri kabuklu falan, inanılmaz bir kokusu var. Bu limonata da sizin için hazırlandı, Çeşme limonlarından. Masamda şu an bostan salatamız var, grisinlerimiz, peynir tabağımız, yaban mersinli bir tartımız var. Aynı zamanda bruschettalarımız var. Böyle biraz aperatif gibi bu masayı böyle hazırlıyorum. Servant, Ayka Unik'e ait bir ürün. Biz bunu bugün ekmek servisi için kullandık. Ekmeğimiz ekşi maya ekmek, yeşil zeytinimiz, tereyağı ve tuzu, lavantası hepsi Çeşme ürünleri. Bu servant da kayın ağacından, içerisinde haziran, doğal haziranı bulunuyor. Bunlar yine cilasız ve doğal ürünler. Bugün size terasımda çay saati masası hazırladım. Bu çay saatini seviyorum ben. Gelen misafirlerimle hoş bir akşamüstü oluyor. Gölgede vuruyor bu tarafa. Sevdiğim limonatalardan bir tanesi bu reyhanlı limonata. Çok seviyoruz biz, yazın favorimiz. Bu Alaçatı pazarına özgü reyhanlarla yapılmış bir limonata. Yanında bruschettalar hazırladık size ve croissant ve limonlu cheesecake'imiz var. Limonlu cheesecake'in üzerine size orman meyveleri koyarak süsledik. Masamın genelde tasarımını sade ve yalın seviyorum ben. Çok renk girmiyorum genelde. Ürünlerim, kaselerim, vazolarım ve mumlarım hepsi Ayka Unik. Modern ve düz çizgileri seven masalara özgü oluyor aslında. Çünkü biraz işte kumaş peçetelerle veya işte servislerle, tabaklarla veya üzerindeki yiyecek sunumlarla renkleniyor. Güzel bir kombinasyon oluyor aslında. Masanın aynı zamanda Tilia'nın kumbeci sandalyelerini seçtim. Çünkü arkasındaki o haziran görünüm çok hoş bir alaçatı taşına uygun renkleri buldu. Umarım güzel bir, keyifli bir sofra olmuştur, samimi. Burası Alaçatı, kendine has bir tarzı var tabii. Alaçatı'nın kendine ait işte taş duvarları, taşları, tamamen kendi köyün kendine özel bu taşlar. Ve bunlarla yapılmış bir evdi bu biz aldığımızda. Sonradan ben buna ufak detaylarla, işte dokunuşlarla bir tadilat yaptım. Yani şöminesi, işte bu eski taş duvarları, yerdeki işte eski ahşap
doku. Biraz daha işte biz böyle antika da seviyoruz. İşte antikayı da ufak tefek içine koyarak modernle işte daha bohem bir hava yarattık. Tabii çok kullanışlı bir ev burası. İhtiyaca yönelik ama tabii çok misafirimiz olduğu için de bayağı kalabalık odalı bir ev. İşte terasımız ve bahçemiz çok rahat. Zaten hemen köy içindeyiz. Yani her yere yürüme mesafesindeyiz. Böyle keyifli, güzel bir ortam yaratmaya çalıştık. Burası bu arada yaz-kış yaşanabilecek bir ev. Kışın da aynı zamanda ısıtması var. Bu döküm şeyleri kullandık burada, petekleri kullandık. Klimalarla zaten yaz-kış kullanılabilecek gibi. Mutfak, açık mutfak rahatlıkla hem yani çok samimi buluyorum ben böyle açık olan yerleri. Gelen misafir de kendini böyle şey hissediyor, rahat hissediyor, konforlu hissediyor. Girip oradan işte mutfaktan servisini yapabiliyor, buzdolabından istediğini alıp verebiliyor falan. Böyle keyifli bir ev oldu. Benim tasarım yaklaşımım modern, dingin, huzurlu. Yani şimdi bir kere orada yaşayacak insanların kimliği çok önemli. Ne sever, nedir hobisi, hoşlandığı şeyler, keyif aldığı alanlar, ortamlar. O evde yaşayacak olan insanın kendi kimliğini gösteriyor o ev. Ben sadece buna bir yol çiziyorum ve bunun uygulamasını onların dilediği şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. İlk önce samimiyet. Yani hoş sohbet, enerjisi yüksek ve samimi bir ortam. Burada yine benim genel tasarım yaklaşımım hep modern ve dingin olan formlar, renkler, öğeler, malzeme. Daha çok burada Alaçatı taşına uygun olan hep şeyler beni cezbediyor nedense. İşte bu renkler, bu doku, bu dokuya hani ek olacak, o süreçte gidecek, akacak şeyler, malzemeler seçmeye çalışıyorum. Bu seramikler de tamamen sırsız, hiçbir kimyasal şey bulunmayan, sehpalar olsun, işte hazeranlı sehpalar olsun, bunların hepsinde yine aynı şekilde doğal ürünler bunlar. Mumlar da öyle, mumlarım da soya mum, üstlerinde bambu fitilleri var. Yani hiçbirinde alerjen, hiçbir madde yok. Alaçatı benim tarzıma daha uygun bir yer. O yüzden buraya gelip burada baktık. İşte daha bohem, daha sade, insanlar daha rahat, köy içinde olmasını tercih ettik. Köyün merkezinde, göbeğinde olmak istedik. Daha rahat her yere araç olmadan yürüyerek gitmek, işte rahatlıkla pazarımızı, alışverişimizi yapmak, restoranlara aynı şekilde yürüyerek gidebilmek istedik. Burası çok Alaçatı'nın en eski evlerinden biri. Aldıktan sonra uzunca bir sene kadar bir tadilat dönemi oldu. Bu tadilat döneminde evin genel dokusunu koruduk. Alaçatı'nın çünkü tamamen her şeyiyle yaşayan bir ev yapılmıştı. Zaten tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de oydu. Biz burada sadece ıslak zeminleri, terası, yer döşemeleri, çatı tadilatlarını, doğramaları, kepenklerin yenilemelerini yaptık. Mutfağı komple yeniledik. Onun dışında bütün buradaki mobilyalarımızı hep daha rahat, kendimiz konfor ön planda tutarak seçtik.